arkadaşlar örgü aşkım bebeğim kanalımıza hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle hem kolay hem de çok güzel bir lif çalışması yapacağız. Lifimizi ben iki renkten ördüm. Şimdi gördüğümüz gibi çarkı felek görüntüsünde yani çark şeklinde dönmekte lifimiz. Yapımı son derece kolay. Sadece bakınız şuradaki takip eden fıstıklarımızı sırasıyla örüyoruz. Ve arada zincirlerimiz var. Sadece zincirlerimizi her sırada bir büyülterek yukarıya doğru istediğimiz büyüklük gelene kadar pembe zeminimizi örerek tamamlıyoruz. Pembe zeminimiz istediğimiz ölçüye geldikten sonra üzerinde görmüş olduğumuz beyazlarımızı da yaparak lifimizi kullanılamaya hazır hale getiriyoruz. Lifimizi örerken yalnız şuna dikkat etmemiz gerekmekte ki genelde zincirlerle ve fıstıklarla olduğu için modelimiz zincir sayısı ben 2 çekiyorsam bana yeterli oluyorsa elimin ve tığımın ölçüsüyle elim gevşek olabilir ya da bana 3 yeterli olabiliyorsa size eğer asıldıysa kastıysa Hemen bir tane büyütün. İlla bizim dediğimiz sayılar bir ya da iki ilave edebilirsiniz ya da bir tane daha eksik çekebilirsiniz zincir sayılarımızı. Çünkü el ölçüsü çok sık olabiliyor. Özellikle örgüye yeni başlayan arkadaşlarımızın elleri daha sık olabiliyor. O yüzden mümkün mertebe eğer kendi ölçümüzü kendimiz ayarlamamız gerekmekte. Eğer örgümüz büzülüyorsa hemen zincirimizi bir ya da iki olarak artırma sökme işlemine geçmeyelim. İlk fark ettiğimiz an zincirlerimizi çoğalttığımız zaman düzelecektir. Eğer marullanıyorsa çok fazla bir marulluk olduysa bir ya da iki zincir azaltarak devam etmeliyiz. Bu ölçüyü örerken kendimize göre ayarlamamız en doğru hareket olacaktır. Belli bir öl ölçüsüne ulaştıktan sonra yani kendimizi tanıdıktan sonra örgülerimiz daha muntazam ve daha kolay olacaktır. Tabi bunların hepsi zamanla olacaktır. O yüzden örmeye ve kendi elimizin ölçüsünü tanımaya dikkat edelim. Evet şimdi bu ölçüdeki lifimizin santimine bir bakalım. Çapına bakıyorum. Bir uçtan diğer uca 33 santimetre. Diğer yuvarlak olduğu için her taraftan aynı olacaktır. Evet kolay gelsin diyerek hemen lifimize başlayalım. Ben 2,5 numaralı tığımı kullandım. Kolay gelsin. 6 tane zincir çekerek örmeye başlayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6... Birinci zincirimizin olduğu yere gelerek batıyorum ve bir tane halkamı yapıyorum. 1, 2, 3, 4 tane zincirimi çekiyorum. 4 zincirimizi çektikten sonra tığımızın başını dolayarak bir tane trabzanımı örüyorum ikili şekilde. Yuvalar hazırlayacağız bakınız. 1 ve 2 zincir çekiyorum. Bir trabzan. Tekrar 1, 2 zincir. Yeniden batıyorum bir trabzan toplamda 9 tane kutucuğumuz olacak ilk sıramızda 2 zincir bir trabzan 2 zincir başına bir defa doluyorum 1 2 zincir 2 zincir sayalım bir kutu 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9. hemen şu şekilde trabzanlı söküyorum. Çünkü şuraya bağlanarak yapmış olmamız gerekiyor. Bakınız 1, ilk kutucuğumuz 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 tane tam olsun. 9. zincirimizle birlikte ilk trabzanımıza bağlanalım. Şu şekilde geçişimi yapıyorum. Ve başlıyorum. 1, 2, 3 tane zincirimi çekiyorum. 3 tane trabzanımı örüyorum. 1, 2 ve 3 yandaki trabzanımın tepesine batarak örüyorum 2 zincir çektiğim yere 3 tane trabzan ilave ediyorum 2 ve 3 trabzan üzerinde batıyorum 2 zincir çekmiş olduğumuz kutucukların içerisine üçer tane trabzanımızı örüyoruz 1 2 ve 3 trabzanımı örüyorum. 1 2 ve 3 trabzanımı örüyorum. Bu şekilde 3 tane trabzan bir tane de trabzan üzeri olarak örelim sıranın sonunda görüşelim Evet 3 trabzan araya bir tane trabzan trabzan tepemize örerek tamamladık şimdi diğer sıramıza başlıyoruz geçişimizi birlikte yapalım zincirimizi geçiş yapmıştım hemen tepesine gelerek batıyorum şu şekilde geçişimi yapıyorum ve başlıyorum 1 2 3 4 5 6 tane zincirimi çekiyorum tığımın başını doluyorum bir tane trabzan atlıyorum ikinci trabzana batarak ikili bir trabzan örüyorum 1 2 3 tane zincir çekiyorum bir trabzan atlayıp diğerine batıyorum tekrar 1 2 3 tane zincir çekiyorum. Bir trabzan atlayıp diğerine batıyorum. Ve bu şekilde örüyoruz. Bir atlayıp diğerine batalım. Yeni kutucuklar oluşturuyoruz. Şöyle görelim. Evet sıramızı tamamladık. Bir tane trabzanımız kaldı ve başlangıç noktasındayız. Toplamda sayalım birlikte bakınız. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 kapatacağımız kutucuğumuzla birlikte 18 tane kutucuğumuz olacak. 1, 2, 3 zincirimi çektim. Hemen aşağıdan sayıyorum. 1, 2, 3. gelerek atıyorum. 6 zincir çekerek başlamıştım. Ve kapatıyorum. Bir tane zincirimi çektikten sonra yuvanın içerisine geçişimi yapıp bir tane zincir çekiyorum. İlmeğimi uzatıyorum. Fıstığım için 1 2 3 tane ilmeğimi uzatıyorum. Kapatıyorum. Yeniden bir tane fıstık çalışıyorum. 1 2 3. Kapatıyorum. Ve bir zincir. Tekrar 1 2 3 defa sarıyorum kapatıyorum bir zincir 1 2 3 çekiyorum kapatıyorum bir zincir bütün kutucuklarımızın içerisine ikişer tane fıstığımızı dolduralım ve en son noktada görüşelim Evet çifter fıstıklarımızı her kutunun içerisine örerek geldim. En son fıstıklarımı yaptım ve ilk fıstığımın tepe noktasına gelerek batıyorum. Şu şekilde ilmeğimi geçiriyorum. Bir tane zincirimi çektikten sonra her iki fıstığın arasına batıyorum. Tekrar ilmeğimi geçiriyorum ve şu şekilde ipimi uzattıktan sonra fıstıklarımın arasına ikişer fıstığımızı çalışıyoruz. Kapatıyorum bir tane zincir aynı yere 1 2 ve 3 Dilerseniz 4 olarak da alabilirsiniz 1 ve kapatıyorum bir zincirimi çekiyorum şimdi tekrar tığımın başını doluyorum araya batmıyorum bakınız yuvanın içerisindeki her iki fıstık arası olan bölüme giriyorum 1 2 3 çekiyorum ve kapatıyorum bir tane zincir. Her fıstığımızın ardında birer fıstığımızı, birer zincirimizi çekelim. Çekiyorum. Kapatıyorum ve bir tane zincir. Bakınız tam yuvalarımızın ortasına girerek çifter çifter fıstığımızı yapıyoruz. Yeniden çalışalım. Bakınız diğer kutucuğun içerisindeki iki fıstığımın arasına giriyorum. 1 2 ve 3. Çekiyorum. Kapatıyorum. 1 Tekrar aynı yere 1 2 ve 3 çekiyorum. Kapatıyorum bir zincir. Evet, bütün gruplarımızın tam ortasına batarak fıstıklarımızı yapalım ve sonda görüşelim. İpimizi şöyle uzatalım. 1 2 ve 3. 3 defa doluyorum. Kapatıyorum. Bir zincir. Aynı yere 1 2 3 çekiyorum kapatıyorum bir tane zincirimle kapadım bir iki tane zincir çekiyorum kapatma zincirimizde toplamda üç tane zincirimiz oluyor diğer araya giriyorum bakınız iki fıstığın içerisine giriyorum grup içerisindeki bulunan fıstığımızın tığımı başını doluyorum uzatıyorum şöyle arasına fıstığımı yarımlamadan başını doluyorum 1, 2, 3 çekiyorum kapatıyorum bir zincir fıstığımın tepesine 1 2 3 çekiyorum kapatıyorum bir tane zincir ve iki zincir de ilave ediyorum diğer grubumun içerisine giriyorum bakınız şuradaki kutunun içerisindeki fıstıklarımın tam ortasına batarak örüyorum hemen 1 2 ve 3 çekiyorum kapatıyorum bir zincir 1 2 ve 3 çekiyorum kapatıyorum bir zincir 1 ve 2 zincirim ilave ediyorum bu şekilde bütün fıstıklarımızı örerek sona kadar gelelim ikinci fıstık sıramızı tamamladık yeniden üçüncü fıstık sıramız için hemen iki fıstığımın arasına gelerek batıyorum bir tane zincirimi çekiyorum ve hemen ilmeğimi uzatarak fıstık yapmaya başlıyorum kapatıyorum Şimdi bakınız kapattıktan sonra 1 ve 2 tane zincir çekiyorum. Bir kapanış zinciri, bir de fazladan zincirimi çekiyorum. Aralarda genişleyeceği için bu sıramızda bir tane artırarak bu genişleme ayarını tamamlamış oluyoruz. 2. fıstığımı yapıyorum. 2 ve 3 1 2 3 tane zincirimi çekiyorum. Tekrar 1 2 3 Bu sıramızda sadece fıstığımız sonrası bir tane zincir çekiyorduk. 2 zincire çıkıyoruz. Yine aralarımızda 3'er zincir olarak devam ediyorum. 1 2 3 Tek seferde de çekebiliriz. Nasıl isterseniz bakınız 1 Tane çekmiştim 2 ve 3 tane zincire tamamladım. Bu fıstıklarımızı elinizin alışkanlığına göre yapabilirsiniz. Nasıl iyi hissedecekseniz, nasıl güzel yapıyorsanız, bu şekilde örelim. Eğer tığınız kalınsa, eliniz gevşekse, karanfilleşir yani marullaşırsa bir tane zincir az çekelim. Yoksa gayet normal olacaktır. Kendi arasında 2, gruplar arasında 3'er tane zincirimizi çekelim ve bu sıramızı tamamlayalım. 3. fıstık sıramızı da örerek tamamladık. 4 5 6 diye yine aynı şekilde devam ediyoruz. Yalnız burada tek farklı işlem. Bakınız iki sırada da üçer zincir çekmiştik. Bir sonraki sıramızda buradaki zincirimiz 4 4. Her iki fıstık arası zincir her bir sıramızda bir tane artarak istediğimiz lif ölçüsü gelene kadar örmeye devam ediyoruz. 3 ördüm 2 tane 4 örüyorum. Bir sonrakini 5 6 7 8 9. Ne kadar büyüklük istersek fıstık aynı şekilde aradaki zincirlerimizi çoğaltarak örmeye devam edelim. Lifimiz yeterli ölçüye gelene kadar örmeye devam ettim fıstıklarımız ve aradaki zincirlerimizi her sırada bir tane artırarak ilerledim. Birinci sıramızda bakınız bir tane çekmiştim. 3, 3 olarak çektik. Diğer iki sırayı 4, 5, 6, 7, 8, 9 olarak tamamladım. Eğer toparlanacak gibi olursa arada bir fazla zincir çekmenizde hiç sıkıntı yok. Yeter ki modelimiz düzgün dursun. Şimdi sıramızı 9 zincirle tamamladım. Ve toplamda 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 sıra fıstığımızı ördüm. Şimdi kapanış işlemimizi yapmaya başlayalım pembe rengimizde son sıramızı örüyorum daha büyütmek isteyen arkadaşlarımız 10 11 12 şeklinde zincirlerle büyütebilirler hemen buraya giriyorum 9 zincirimi çekmiştim 1 2 3 tane zincir çekiyorum ve 7 tane trabzanımı örüyorum 2 zincirimle birlikte 3 4 5 6 7 Aşağıya 9 tane zincir çekmiştik. Buraya 9 tane zincir çekmeyelim. Trabzanımız şöyle açılıp bu tarafla doğru yaklaştığı için yani hem sağa hem sola doğru eğildiği için 2 tane zincirimizi eksiltelim ve 7 zincir 7 trabzan şeklinde örelim. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ve 7. Tığımın başını doluyorum. Tam ortaya giriyorum. 1, 2, 3, 4. 4 5 6 ve 7 tekrar 7 tane zincirimizi çekelim 2 3 4 5 6 ve 7 tığımın başını doluyorum yeniden 7 tane trabzanımı örüyorum ve sıramızın başına kadar bu şekilde örerek gelelim 7 trabzan 7 zincir 5 6 ve 7 bir uçtan bir uca kadar 7 trabzan 7 zincirimizi çektik ve başlangıçtaki zincir çekerek ördüğümüz ilk trabzanımızın tepesine gelerek batıyorum bir tane zincirimi çektikten sonra ipimizi buradan keselim ama bir tane zincir çektim ve hemen hazırlamış olduğumuz zeminimizi elimize alıyoruz bakınız şimdi şuradaki görmüş olduğumuz kutucuklardan sonraki ilk bir zincirimizin altından şu şekilde tığımızı geçirelim bir tane zincirimizi çekerek buraya sabitlenelim ve uzatıyorum bir tane fıstık için 3 defa sarıyorum 2 3 çekiyorum kapatıyorum 1 2 hemen bir sonraki sıraya geçiyorum yine altından giriyorum 2 zincirimi çektikten sonra bir zincirimde sabitleniyorum fıstığım için uzatıyorum 1 2 3 çekiyorum kapatıyorum 1 ve 2 aşağıdan geçiyorum uzatıyorum 1 ipimizi tek kat almayalım 1 2 3 çekiyorum tek seferde kapatıyorum 1 ve 2 bir üst sıraya geçiyorum ipimi uzatıyorum 1 2 ve 3 çekiyorum. Tek seferde kapatıyorum ve 2 zincirimi örüyorum. Alttan yeniden geçiyorum. Uzatıyorum 1 2 ve 3 çekiyorum. Kapatıyorum 1 ve 2. Aşağıdan uzatıyorum 1 2 3 çekiyorum tek seferde kapatıyorum ve iki zincir bu şekilde bakınız yukarıya doğru ilerliyorum 3 çekiyorum 1 ve 2 şöyle görelim bakınız yukarıya doğru bu şekilde çıkıyoruz en son trabzan ördüğümüz sıramızı örmeyelim Evet aşağıdan fıstıklarımızı ve iki zincirlerimizi yaparak yukarıya doğru geldim en son trabzanlarımızın olduğu zincirimize yine iki zincirimizi çektim altından giriyorum iki tane zincir çektikten sonra 7 trabzanımızı örmeye başlıyoruz hem trabzan hem kirpik olarak bu sıramızı örüyoruz birinci trabzanımı ördüm bir iki üç tane zincir çekerek arkasına batıyorum ve bir tane kirpik hemen yanındaki trabzanı örüyorum 1 2 3 zincir çekiyorum her iki trabzan arasına bakınız arkaya girerek batıyorum tekrar trabzanımı ördüm 1 2 3 arkaya batıyorum ve bir kirpiğimi yapıyorum 1 2 3 şurada ipimizi tek aldım galiba hemen düzeltelim batıyorum bir iki üç 1 2 3 son trabzanımı örüyorum 1 2 3 ve batıyorum şu şekilde bakalım 7 tane trabzanımızın 7'sinin de üzerine birer tane e, kirpiğimizi yaptık hemen arkasına battık tekrar ikişer zincir çekerek aradaki zincirlerimizin üzerine batarak ilerliyorum 1 2 Bakın şu şekilde bağlanıyorum. 1 ve 2. 1 ve 2. 1 ve 2. Yukarıdan aşağıya doğru inerek devam edelim. Evet yukarıdan aşağıya doğru bütün katlarımıza birer birer batarak geldim. Yani 2 zincir çektim, battım. 2 zincir çektim, battım ve en son katımızdayız. İlmeğimi uzatıyorum. Hem pembemizden hem beyazımızdan şöyle kavrayarak bakınız. Hem beyaz zincirimizden hem pembe zincirimizin altından girerek fıstığımı örmeye başlıyorum. 1, 2, 3. Dilerseniz şu şekilde de çekebilirsiniz. 1 ve 2. Hem pembeden hem beyazdan her iki zincirimizi kavrayarak bakınız. Her ikisinde kavrayarak kapatıyorum. Önce ilmeğimi uzatıyorum. Aynı yere tekrar girerek 1, 2 ve 3. Çekiyorum 1 ve 2. Hem pempemizi hem beyazımızı bakınız alıyorum. Kapatıyorum ve uzatıyorum. 1 2 ve 3. Çekiyorum, kapatıyorum. 1 ve 2 devam ediyorum. Uzatıyorum. 1 2 ve 3 çekiyorum kapatıyorum 1 2 hem pembe hem beyaz her ikisini de aynı anda alalım birbirinden farklı durmasın son olarak iki zincirimizi bakınız bilerek batıyorum tekrar bir iki zincirimi çektikten sonra kirpiklerim için başlıyorum önce trabzanım 3 tane zincir ve arkasına batıyorum ve şuradaki yapmış olduğumuz işlemimizi aynı şekilde tekrar edelim. Sonrasında yine aşağıya kadar inelim. Tekrar fıstıklarımızı yaparak yukarıya doğru devam edelim. Beyaz rengimizle hem fıstık dolgularımızı hem de kirpiklerimizi yaparak lifimizi tamamladık ve bu şekilde bir çalışmamızın sonuna geldik. Umarım çalışmamız faydalı olmuştur ve beğenmişsinizdir. Beni izlediğiniz için çok çok teşekkür ederim. Yeni çalışmalarımızda görüşünceye dek hoşça kalın, mutlu kalın. Görüşmek üzere.